Arkadaşlar merhaba. Küme ile ilgili sorular çözeceğiz. K kümesi verilmiş. Bu K kümesinin eleman sayısı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bir kümenin eleman sayısını S ile gösteriyorduk. SK. Bu kümedeki bize sorulan kümenin eleman sayısı. Kümedeki elemanlar burada 7 tane görüyoruz diye bu küme 7 elemanlı demek değil. Kümenin elemanları şöyle. 1, 2, elemanıdır K kümesinin. 3, 4, 5 liste şeklinde beraber verildiği için 3, 4, 5, 6 elemanıdır K kümesinin ve 7 tek başına elemanıdır K kümesinin. Gördüğümüzü aynen aldığımızda kümenin elemanı oluyor. Gördüğümüzü liste yöntemi için alırsak tekrardan alt kümesi olmuş oluyor. Bu küme 3 elemanlı bir kümedir. Elemanları da bunlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Kümenin eleman sayısı 3 tane olmuş olur. A, E'nin alt kümesi, B, E'nin alt kümesi bir şeyler verilmiş bilgi olarak SA yani A kümesinin eleman sayısı kaçtır demiş. Şöyle yapsak arkadaşlar bir tane evrensel küme çizsek. Evrensel küme. Bu kümenin içinde iki tane A ve B alt kümeleri olsun. A ve B alt kümeleri. Kümede bak S A fark B. A fark B dediği burasıdır. Sadece A. B fark A dediği burası. Bunlar birbirine eşitmiş. Ben şimdi buraya X desem burası da X kadar olmuş olacak. A'nın B'ye farkı, B'nin A'ya farkı birbirine eşit. B'nin eleman sayısı A'nın tümleyeninin eleman sayısı demiş. A'nın tümleyeni arkadaşlar A kapatılacak. Burası tamamen kapandı. Dışarıda iki kümede de olmayan elemanların sayısı y olsa burası B'nin A'nın tümleyeninin elemanlarının sayısı x artı y kadar olur. B kümesi bu x artı y'ye eşitse demek ki burada da y var. B kümesinin eleman sayısı x artı y olsun. Soruya baktığımda tamamı bütün elemanları 2 tane y 2 tane x'lerden oluşuyor. 2x artı 2y eşittir 40 demiş. Evrensel kümenin eleman sayısına 40 demiş. O zaman iki parantezinde x artı y 40 ise her tarafı 2'ye böleriz. X artı y eşittir 20 olur. Soruda A kümesinin eleman sayısından kastı zaten x artı y toplamıydı. Bakın x artı y kaçtır demek istiyor. X artı y 20 olarak bulduk. Cevap 20 olacak. SA eşittir 4SB kesişim ve birleşim verilmiş. S, B'nin tümleyeni kesişim A kaçtır demiş. Şöyle yapalım. Bak. Yine bir E evrensel kümesinin içine A ve B'yi alayım. A kümesi, burası da B kümesi. Şimdi. Kesişimleri 8 diyor. Önce kesişim bölgesine 8'i yazalım. Tamamı, hepsi. Şöyle buraya x dersem ya da şuraya x diyeyim de B kümesinin eleman sayısı ne oldu? 8 artı x. Yani SB eşittir 8 artı x oldu. Buraya 8 artı x dediğim zaman 4 ile çarparsam 8 artı x'i 32 artı 4x olur. 32 artı 4x. A kümesi 32 artı 4x olacaksa 8 burada. Burası 4x olacak. Artı 8'i 32'den çıkartırsak 24 kalıyor. Kümenin demek ki A'nın B'den farkı olarak 4x artı 24 var. Kümenin tamamı ne oldu birleşimi? 4x artı 24 bu A'nın B'ye farkı. Artı 8 kesişimleri artı B'nin A'ya farkı da x kadar. Toplamda tamamı 47'ymiş. Birleşim kümesi 47'dir diyor. Şimdi 24 ile 8 32. Bunu buraya gönderdiğimizde 5x eşittir 42'den 47'den 32'yi çıkartacağız. 15 olur. Her tarafını 5'e bölsek x 3 olur. B'nin tümleyeni kesişim A derken neyi kastediyor? Arkadaşlar B kümesini tamamen kapatacağız. Kapattım. Bunu A kümesiyle kesiştirdim. Sadece şu bölge oldu. Bak. Yani B'nin tümleyeni kesişim A demek A'nın
B'ye farkı demek. Sadece bu bölüm. Sormak istediği yerde 4x artı 24 oluyor. X'i 3 olarak bulmuştuk. Yerine yazarız. 4 çarpı 3 artı 24. Bu da 12 artı 24 olur. Sorunun cevabı 36 olacak. Kümeyi vermiş. A kümesini K, B'den farklı kaç tane K kümesi vardır? Arkadaşlar şimdi böyle bir soruyu çözmek için ortak olanları almanız lazım. Bakın. Şuradaki A'nın elemanlarına bakarsak A var, C var, E var. B'nin elemanları içinde de A, C, E var. Yani şurada A, C ve E elemanları var. Bunda olan elemanlar. Bunların dışında K'da da o zaman iki küme birbirini zaten kapsayacak şekilde sıralanmış burada üçlü. Demek ki K elemanlarının içinde de A, C, E olmak zorunda. Bu zaten var. Bunun dışında neler olabilir? Bakın B olur, D olur, F olur, G olur. Yani buraya 4 tane daha eleman gelebilir. Biz bu alt küme sayısını 2 üzeri 4'ten 16 tane olarak buluyorduk. Yani bu elemanların dışında kalan B elemanı, D elemanı, F ve G elemanları da yine K'nın içinde yer alabilir. 2 üzeri 4'ten 16 tane. Ama bunu gerçekleyen B'den farklı demiş. Biz bütün elemanları alırsak 4'ünü birden o zaman B kümesiyle aynı olmuş olur. Yani bu durumda B'ye eşit olmamasını istiyorsak, aynı küme olmasını istiyorsak bir tanesini çıkartacağız. Sorunun cevabı 15 tane olacak. B'den farklı olan 15 tane K kümesi olabilir. A ve B kümeleri için A kesişim B'nin eleman sayısı kaçtır diye soruluyor. Bakın. Bir tane yine evrensel küme çizelim. İçinde A ve B kümeleri olsun. Şimdi B'nin A'ya farkı demiş. B'nin A'ya farkı 4. B'de olup A'da olmayan 4. A'nın B'ye farkı A'da olup B'de olmayan 18. Ben kesişimin ne olduğunu bilmiyorum ama buraya x diyeyim. Zaten sorulan da x'in ne olduğu olacak. Şu bilgi soruyu çözdürecek. 3 tane SB. Şimdi SB'nin eleman sayısını yazsak. B kümesinin eleman sayısı x artı 4. A kümesinin eleman sayısını yazsak. SA x artı 18. Bu denklemde x artı 18'in x artı 18'in 3 tane x artı 4 olduğu söylenmiş. 3x artı 12 eşittir x artı 18 olursa. Bunu buraya göndeririz. X'i x'in yanına. 2x 6 olur. Bir tane x'i 3 buluruz. Soruda da kesişimin eleman sayısı soruluyordu. 3. Yani gerçekten yerine yazsak A'nın eleman sayısı 21 oluyor. Burası 21. B'nin eleman sayısı 3 artı 4'ten 7 oluyor. 7'yi 3 ile çarparsak 21. Soruda kesişimin eleman sayısı denildiği için 3 olacak. Bu soruda da A ve B evrensel kümenin alt kümeleri. Bu şekilde verilmiş. Kesişim nedir diyor. Aynı mantıkla çözmemiz lazım. Evrensel küme. A kümesi, B kümesi. A'nın B'ye farkı 4. Bildiğimiz bölüm sadece şurası olur. 4. Evrenselin yani tamamın eleman sayısı bu. Şöyle yapsam burada A fark B 4 ise tamamı 28 olacaksa ve A'nın değili 21 ise. Arkadaşlar bakın. A'nın değili demek A kümesinin dışında kalanlar. Yani buradaki elemanlar. Şuraya X buraya Y desem X artı Y toplamı 21 demek istiyor. Burayı da biliyorum. Evrenselin eleman sayısında soru söylemiş. Şimdi arada bana sorduğu yeri soru işareti olarak bırakayım. Kesişim kümesi. Tamamı 28 olacaksa, x artı y 21 diye biliniyorsa tamamı şu. 4 artı x artı y artı soru işareti 28. X artı y'nin 21 olduğunu söyledi. 4'ü de verdi. Sadece aradığımız kesişim kısmı kaldı. O zaman kesişim kümesi 25'i bu tarafa gönderirsem 3 olacak. S A kesişim B eşittir. 3 buluruz.
SA eşittir 5 tane SA kesişim B demiş. Verdiği bilgilerle şöyle ilerleyelim. Şimdi E evrensel kümesinin alt kümesi olduklarını düşünelim. Bu A kümesi, burası B kümesi. A birleşim B, tamam. Ben bunu A, B, C diyeceğim. Dışarıda eleman yok. Şimdi SA eşittir 5 tane SA dediği şurası. A artı B eşittir. 5 tane A kesişim B diyor. A kesişim B, B idi. O zaman buradan A eşittir 4B'yi buluyoruz. SB eşittir 2 tane SA diyor. SB'nin eleman sayısı şurası tamamen. B artı C eşittir 2 çarpı SA'ymış. Yani A artı B'ymiş. Bu da B artı C eşittir 2A artı 2B demek oluyor. Bu da dursun. Birleşimin eleman sayısı 28'dir. Bunun tamamının birleşimi zaten A artı B artı C'dir. 28 olacakmış. A artı B artı C. Şimdi soruda ne yaparsak devamında elemanları bulabiliriz. A yerine 4B yazabilirim. Şöyle hepsini B cinsinden yazabilirim. Bakın. Şuradakini B artı C, B'yi buraya göndermiş olsam C eşittir. 2 tane A, bu eksi B diye geleceği için artı B olur. A'nın da 4B olduğunu biliyorum. Buraya 4B yazarsam 8B artı B'den C eşittir 9B diye bulmuş olurum. Bakın A 4B'ymiş. B artı C yerine de 9B bulduk. Eşittir 28. 14B 28 oldu. Her tarafı 14'e böldüm. B 2 oldu. B 2 olduğu gibi A'da yerine yazarsam A 8 oldu. B'yi burada yerine yazarsam C 18 oldu. Hepsini biliyoruz artık. A fark B'nin alt küme sayısı. Arkadaşlar A'nın B'ye farkı şurasıdır. A'da olup B'de olmayan, yani A'nın sadece A dediği 8, bunu soruyormuş. 8 elemanlı bir kümenin alt küme sayısını soruyor. Alt küme sayısı 2 üzeri n'le bulunuyordu. 2 üzeri 8 diyeceğiz. Bu da 256 yapar. Sorunun cevabı 256 olur. Bu soruda da A, B, C, E evrensel kümesinin alt kümeleri olmak üzere diye verilmiş. C kümesinin öz alt küme sayısı kaçtır diyor. Arkadaşlar C kümesi şimdilik dursun. Bakın şu kutu içine aldığım yeri. İki de bunları birbiriyle bir toplayalım. SA artı SA üssü artı SB artı SB'nin tümleyeni eşittir. 23 ile 9'u toplarsak 32. Burası zaten evrensel kümeydi. Burası da evrensel kümeydi. 32 oldu. 2 tane evrensel küme 32 oluyorsa evrensel kümenin eleman sayısı 16 oluyor. 16 ise bakın C ile de C üssünün toplamının SC artı S C'nin tümleyeninin yine 16 olması lazım. Burası da SE'dir. 9'u biliyoruz. O zaman burası 7 olacak. Kaç olması lazım? 7 olması lazım. 7 elemanlı bir kümenin öz alt küme sayısını sormuş oldu. Öz alt küme sayısı da 2 üzeri n eksi 1 ile bulunuyordu. 2 üzeri 7 eksi 1. 128'den 1 eksiltirsek 127 olur bu sorunun cevabı. Üç veya dörde tam bölünebilen kaç tane tam sayı vardır? Arkadaşlar veya bağlacı var. Demek ki 3'e bölüneni bulacağız, 4'e bölüneni bulacağız. 3 ve 4'ün katı olduğu için 12'ye bölüneni bulacağız. Şöyle diyeyim, 3'e bölünenler, 3 ile tam bölünenler. Bu kümeye dahil olacak şekilde en küçük olarak 9'dan başlarız. 9, 12, 15 gider. En son 3'ün tam katı olacak şekilde burada ne kalır? 258. 258 olur. Buranın terim sayısını bulmak için son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 diyorduk. Son terimde
ilk terimini çıkarttım. Artış miktarı 3 artı 1. 258'den 9 çıkartırsam 249. 249'u 3'e bölersem 83. 1 eklersem 84 tane böyle içinde 3'e tam bölünen var. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Bu terim sayısı formülüydü. Terim sayısı. Aynı şekilde 4 ile tam bölünenleri bulayım. 4 ile tam bölünenler. Bu araya düşecek şekilde bakın 8'i alamıyormuşum. 12 ile başlayacak. 16, 20, en son 260'ın kendisi 4'e tam bölünür mü? Evet. Son iki basamağına bakıyorduk. 60, 4'ün tam katı. 260. Son terim, buranın terim sayısını da bulalım. Son terim 260 eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Burası 248 oldu. 4'e bölünce de 62. 1 eklersek 63 olur. 63 tane. Burası 248. 248'i 4'e böldüm. 62 bir ekledim. 63 tane oldu. Şimdi ikisini de toplayacağım. Birleşim verildiğinde. Yani şöyle yapacağız. P 3 veya 4 dediği için birleşim eşittir. P 3 artı P 4 eksi P 3 kesişim 4. Yani burası bizim için 12 olacak da 3'ün ve 4'ün ortak katı olanlar. Şimdi 12 ile tam bölünenleri bulacağım. 12 ile tam bölünenler. Bu kümeye düşecek şekilde bölünenler. 12 ile tam bölünenler. Burası 12'den başlar. 12, 24, 36, 12'nin katları en son 40, 252 olur. Bunda da terim sayısını bulursak 252 eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Arkadaşlar 240'ı 12'ye bölsem 21 eklersem 21 tane. Burada kaç tane tam sayı vardır diye soruyordu. Artık sonuca geldim. 84, 63 toplanacak, 21 çıkarılacak. 84 artı 63 eksi 21. Burası da 140 kaç oldu? 147 eksi 21. 147 eksi 21. 126 taneymiş. Burada 3 veya 4 ile tam bölünenler. Herkesin en az bir spor yaptığı 15 kişilik sınıfta basketbol oynayan sayısı futbol oynayan sayısının 2 katıdır. Sadece futbol ve sadece basketbol oynayan 12 kişi kaç kişi futbol oynuyor? Arkadaşlar bunu da herkesin bir spor yaptığı dediği için sporların dışında bir şey olmayacak. Buraya futbol diyeyim, buraya da basketbol diyeyim. Şimdi basketbol, futbol oynayanların sayısının 2 katıdır. O zaman sadece futbol, sadece basketbol oynayanlar 12 kişi. A, B, C diyeyim, denklem üzerinden ilerleyelim. Şimdi sadece futbol, sadece basketbol dediği burası ve burası yani A artı C. 12 kişi. Bir de şunu biliyoruz. Sınıfın tamamı 15 kişi. Yani A artı B artı C toplamı 15 kişi. Zaten burada bir B eksik kaldı. Demek ki B 3. Kesim 3. Basketbol oynayanların sayısı futbol oynayanların sayısının 2 katıdır. Bu ne demek? Basketbol oynayanlar B artı C. Futbol oynayanların sayısı A artı B. Bunun 2 katıymış. Şimdi dağıttığım zaman 2A artı 2B eşittir B artı C oldu. B'yi buraya göndersem C eşittir 2A artı B olur. Kaç kişi futbol oynuyor diye sorduğunda da aslında A artı B toplamının ne olduğunu soruyor. Burada ne yapabiliriz? 2A artı B. Arkadaşlar direkt şu yoldan da yapabiliriz. Bakın. Şu tarafta iki tane bilgimiz vardı. Taraf tarafa ben bunları toplamış olsam, A ile A'yı toplasam 2A artı B artı 2C eşittir. 15, 12 daha 27 olur. Şimdi 2A artı B kısmı C'ye eşitti. Bakın. 2A artı B yerine C yazıyorum. 3 tane C 27 oldu. C 9 olur. C 9 olur. C'yi 9 diye bulduysam A da 3 o zaman. C9.
Hepsini biliyorum. A 3, B de 3. Toplarsak sorunun cevabı 6 olur. 12 kişinin gitar, 18 kişinin keman çalmayı bildiği bir sınıfta 5'i hem gitar hem keman, 8'i ne gitar ne keman. O zaman şöyle. Bir tane evrensel küme çizeceğim. Gitar ve keman olacak. Burası gitar, burası keman. Şimdi 12 kişi gitar çalmayı, 18 kişi keman çalmayı, 5'i hem gitar hem keman. 5 kişi burada olacak. 8'i ne gitar ne keman dediğine göre 2 kümenin de dışında olacak. 12 kişi gitar çalıyorsa 5 tanesi burada, 7 tanesi burada olur. 18 kişi keman çalıyorsa 5'i buradaysa 13'ü burada olur. Bu sınıfta kaç kişi vardır diyor. Kaç kişi oldu arkadaşlar? 7, 5, 13, 8. Bakın 7, 13, 20. Burası da 13. Toplarsak sınıfın mevcudu 33 kişi olmuş oldu. Kümelerin içinde son kısımda geçen sıralı ikili ifadelerine de dikkat edelim. Burada da basit aslında işlemler. Sıraları kaybetmeden birincisi birincisine, ikincisi ikincisine eşitlenecek. 2x eşittir y olacak. 1 bölü 9 eşittir 3 bölü x olacak. Burada çapraz çarparsak x eşittir 27 olur. X yerine 27'yi yazarsam 2 çarpı 27 eşittir y olur. Y 54 bulunur. Y kaçtır diyordu. Sorunun cevabı 54 oluyor. Bu soru da yine aynı şekilde. Bakın, sıralı ikililer ya da sıralı enliler her yer kendisinde aynı yerde olana eşitlenecek. X küp artı 1 eşittir 28. O zaman x küp 27. X ne olur? 3 olur. 5, y, x eksi y'ye eşit olacaksa 5 eşittir x'i biliyorum. 3. Y'yi çıkartacağım. Böyle gönderdim. Y eşittir eksi 2 bulmuş olduk. X de y'yi toplayın demiş. X artı y ne olacak? 3 eksi 2'den 1 olacak. 3 eksi 2, evet. Toplayın dediği için çıkarın dese 5 olurdu. 3 eksi 2'den sorunun cevabı 1. Son olarak bir de şu soruya bakalım arkadaşlar. 30 kişilik bir sınıfta 18 kişi erkekmiş. Tüm sınava girecek öğrencilerin, evet, geri kalanı mühendislik istemektedir, doktor olmak istemektedir. Bu sorudaki bilgileri tek tek özetlesek. Şimdi sınıfta 18'i erkekse, 18 erkek, o zaman 12 tane de kız vardır. 16'sı doktorluk istiyorsa, 16 doktorluk. Geri kalanı mühendislik istiyor demiş. 14 mühendislik isteyen var. Bir de bir denklem kurmamız için doktor olmak isteyen erkek sayısı kız sayısının 2 katından 4 eksiktir gibi bir şey söylüyor. Şöyle yapsak, şimdi sınıftaki bir tabloyla göstersem. Erkek sayısı, kız sayısı, doktor olmak isteyen, mühendis olmak isteyen. Doktor olmak isteyen erkek sayısı, mühendis olmak isteyen kız sayısının 2 katından 4 eksikmiş. Mühendis olmak isteyen kızların sayısı x olsa, doktor olmak isteyen erkek sayısı bunun 2 katından 4 eksikse 2 katı eksi 4 deriz. 2x eksi 4. Doktor olmak isteyen kaç kişi vardı? 16. O zaman burasının tamamının 16 olması için buraya 20 eksi 2x kalıyor. Mühendis olmak isteyen tamamı kaç kişiydi? 14 kişi de mühendis olmak istiyordu. Bakın mühendislik için 14. Buranın tamamının 14 olmasını istiyorsan burası da 14 eksi x olacak. Şimdi nereden bulabilirim? 16 tane doktorluk vardı. Doktorluğun tamamı 16 oldu. 14 tane mühendislik vardı. Buranın tamamı mühendislik oldu. İsterseniz erkek ve kız sayılarından ilerleyelim. Yani toplam kız sayısına şurada baktığımda bakın 20 eksi 2x artı x eşittir. 12 tane kız olacaktı. Bunu buraya gönderdim. Eksi x oluştu burada. Bu tarafa attım. X eşittir 8 diye bulduk. X'i bulduktan sonra soru bitti sayılır. Burada doktor olmak isteyen kız öğrenci sayısı diyor. Orası şurası olmuyor mu? Şu içini boyadığım yer. 20 doktor olmak isteyen 20 eksi 2x. X 8'di. Götürüp yerine yazarız 8'i. 20'den 16 çıkartırız. 4 tane kız öğrenci doktor olmak istiyormuş.